Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 82. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıldı. Atatürk'ün "Benim kentimdir" dediği Yalova'da 10 Kasım nedeniyle çeşitli törenler düzenlendi. İlk tören 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Programa COVID-19 hastalığına yakalanan Vali Muammer Erol katılamadı. Törende Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Garnizon Komutanı Tuğamiral Semih Ozan Güç'ün yanı sıra siyasi parti temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saatler Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 9'u 5 geçeyi gösterdiği anda tüm Türkiye'de olduğu gibi Yalova'da zaman durdu. 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Anma etkinlikleri Kent Müzesi'nde gerçekleştirilen ve Atatürk'ün fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışıyla devam etti. Etkinlikler kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde anma programı da gerçekleştirildi. Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi tarafından organize edilen etkinlikte günün anlam ve önemi hakkında Müdür Erdinç Bakkal konuşma yaptı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde kendisini anmak ve onun mirasına olan minnettarlığımızı ifade etmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Programda öğretmenlerden oluşan koro Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Etkinliklere Yalova Üniversitesi Rektörü Suat Cebeci, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, kamu kurumu müdürleri ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.